Bir adam var, bir şey iddia ediyor. Bir, kader, kader hücum ediyor. Kader inkar ediyor. Onun cübbeliden şey geldi, Allah razı olsun dedi. Ne kadar hoş oldu bu. Çünkü biz kaderi, onun itirazına cevap arıyorduk. Dedi, tamam mı? Bak şimdi. Bu adam bir, kaderi inkar ediyor. Kaderi kesinlikle inkar ediyor. Evet. Yok diyor. İki, ehli sünnetin kaynaklarına hücum ediyor. Doğru. Hücum ediyor. Bunları anlatan alimleri aşağılıyor. Alimler oldu, alimler. Alim aşağılıyor. Dört, mezhepleri inkar ediyor. Evet, mezhepleri zaten inkar ediyor. Ediyor. Bunları yapan ehli sünnete göre hükmü nedir? Bir kafir. El cevap münafıktır. Münafıktır. Çünkü Müslüman görünümlü bizden. Bizden kafir karşımızda olabilir. Allah inkar eder. Evet. İslamiyet karşımızda. Münafık içimizde olur. Bak şimdi. İman esasları kaç tanedir? Altı tane. Altı tane. Allah'ı inkar etmek neyse kader inkar etmek aynıdır. Çünkü zincirdir. Evet. Şöyle diyeyim. 10 tane halka. Zincir var ya. Evet, 10 tane var. 9 tanesi Boğaz Köprüsü'nü kaldıracak güçtedir. 9 tanesi. Dinliyor musunuz? Evet. 10 tane halkanın 9'u Boğaz Köprüsü'nü kaldıracak güçtedir. Bir tanesi plastiktendir. Gitti. Taktık. Şimdi bu 10 tane halka birbirine bağlı. Ne kadar kaldırabilirsiniz? Boğaz Köprüsü kalkar mı buna? Plastik kaldırabileceği kadar kaldırır. Değil mi? Evet. En zayıf halk odur. En zayıf halk. Çünkü odur. Kopar. Tamam. Şimdi 9 tane sağlam olması önemli değil. İşte münafık böyle bir şeydir. Bir tanesi götürüyor. İtikat. Tamam. İtikat götürüyor. Ya önlü kıbledir. Tabii canım. Tahran'a doğru durup namaz kılmıyor ki. Kabe'ye kılıyor. Kabe'ye doğru durana ehli kıbledir. Önlü kıble. Münafık öleni kılar. Ehli kıbledir. İkindi kılar. Ehli kıbledir. Münafık Paris'e dönmüyor ya. Tahran'a da dönmüyor ki. Kabe'ye dönüyor. Ölen kılar mı? İkindi kılar değil mi? Akşam da kılar. Hadis-i şerifte yatsıyla sabah kılmaz. Buna kendi kaldığı zaman cemaatiyle yine kılar. Yatsıyı yine kılar. Anladım. Şimdi kaderi inkar etmek neyse melekleri inkar etmek odur. Şialarda Kur'an-ı Kerim inkardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim 6666 tane ayettir. Bu yanlıştır. Şialarda. Evet. Yanlış. Çünkü Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali ve hanedanından sonra herkes mürtet olmuştur. Şia'yı söylüyor. Tabii. Mürtet olmuştur. Fatıma-ı Zehra tam 70 gün Peygamber'in vefatından sonra ayetleri toplamıştır. Ve esas Kur'an odur. Ve 17 bin tane ayet vardır. Esas. 17 bin. Diyor. Evet diyor. Evet. Hazreti Ali'nin çocuğu olan Cafer Dalhan ona sorduk diyor. Peki bu 6666 tane ayet dediğimiz bunlar arasında içine mi barındırmış mı? Biraz fazla içine almış 17 bin. 6666. Dedi ki şu Kur'an'ın içerisinde şu ayetlerin nesnesi bile yoktur. Hiç alakası yoktur diyor benim bilinen Kur'an'da. Diyor.
Şimdi dolayısıyla kaderi ne yapacak? İnkar edecektir. Hadisi niçin inkar ediyor? Çünkü Hazreti Ali hanedanından gelmeyen hiçbir kaynak, hiçbir hadis, hadis değildir. Peki, Şiaların itikadı kaç tanedir? Şia. Şimdi bak, Arap Yarımadası, Tunus, Yemen'den tutun, Tunus'tan, Cezayir'den, Arap Yarımadası'nı, Arap alimlerini 100 sene aldatan kimdi? Münafık. Arap alimleri aldatan, halkı değil. Lawrence. 100 sene İngiliz ajanı. Öyle bir alim ki, 100 sene Türkiye'deki alimleri değil, Arap alimlerini aldatmış. 100 sene. Ürdün, Lübnan, oraları süre, bütün bu topraktan bölünmesini, bu haritanın çizmesini o yapmış. Osmanlı'ya arkadan vurdu, talep o. Tunus'tan, Cezayir'den şeye kadar Libya'ya hepsi Mısır alimlerini, Sudan Arabistan alimlerini hepsini aldatan Lawrence'dir. Ve İngilizlerin tam çocuklarını karşılığına koymuşlar orada. Lawrence kadar alim var. Bana bazıları diyor ki, Fethullah'a da münafık dedin, bu kadar alim, Lawrence kadar alim olabilir mi? Evet, daha mı iyi diyorsun? Olabilir. Ne diyorsun sen, bak ne yapıyorum? İslam devleti içinde sırf Türkiye bir düşün, bir parça, 58 değil mi? Türkiye'deki alimleri kandırmak mı kolay? Tesir edin. Alem-i İslam'daki, Arap dünyasındaki bütün alimleri, Arap alimlerini kandırmış adam. Ana dili Arapça değil. Araplar mutasip oluyorlar. O gün yani Arap Yarımadası'nın komple ya, Türkiye'de içinde yani. Mısır, Gülhan hepsi daha. Yani üniversite diploması içinde zamanı diyorsun ki ortaokul diploması da var mı acaba? Diplomanı getirsene ortaokul diyorsun. Lan Lawrence'in içinde sen ben olur muyuz? Adam der ya. Bak Şia itikadı şu. Ama konumuz o değil de. Şia itikadı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tevhid, adalet, haşir, nübüvvet, 12 imam, inanmak, kayıp imama, kayıp imamı ahir zamanda gelmez. Yer yüzüne inmesine inanmak. 7 çok garip. Takiye. Yani olduğun gibi gözükmemek. Münafıklık yani. Yalan söylemek de inançtandır. Türkiye'de cazip olmasının sebebi nedir? Şia inancı. Şia'nın Türkiye'de cazip olması, olmasının hikmeti el cevap muta nikahının olmasıdır. Olmasındandır. Muta nikah nedir? Parayla bir haftalığına, bir aylığına, bir seneliğine, iki seneliğine kadınla anlaşmaktır. Peki kadına caiz mi? Ve bana caizse ona caiz de sizin oğluna. Ona da caiz. Peki sana ne getirir? Bu faturası nedir? Kendi helal hanımınla olan çocuktan daha faziletlidir muta nikahından olan çocuk. Peki kaç yaşındasın? Ben atıyorum. Sen şimdi Şialara ne zaman takıldın? 5 sene oldu. Senin bebeğin var mı? Var. Kaç yaşında? 3 yaşında. Peki
Semih da gidiyor üniversitelere, gidiyor. Madem benim çocuk normal nikahından daha kaliteliyse, faziletliymiş notan nikah, senin çocuğun senden olduğuna şeyin var mı, emin misin? Bence başkasındandır. Tabii, DNA'sına baksana. Çünkü zaten mutan nikahı inançtandır. Bir inanç, mesela diyelim ki iman esasından değil, tesettür. Efendim, iman esasından değildir içki içmek. Yani haram yeti içmemek. Ha, içmemek yani. Haram değil, şey, o iman esasından geçme ama Kur'an'da haram yani. Kitaplar iman başında var. Ha, şimdi mutan nikahı da iman esasındandır. Ha. Tamam mı? Muta nikahına. Dolayısıyla muta nikahın varsa, yani oralara gidiyorsa, karın da gidiyorsa, muta nikahı olmadı. Ya yemin billahi diyor. Yemin zaten inançlardır. Ne kadar yemin edersen, yani takiye yapmak. Ne kadar usta takiye yaparsan, hatta oğluna Ömer ve Ebubekir koymak takiye derdir. Tamam, şimdi ona bir şeytani bir inanç aldı. Ama tabii şey ne dersin? Yani o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Adamların kaderi inkar ediyor. Kim? Bu. Şöyle yapacaksın hemen. Çok çok önemli bir şey anlatacağım. Kur'an. Kader inkar ediyor. Sen onun karşısına çıkıp kaderi ispat etme. Bu adam kim? Belli değil. Bu adam topluma çıkıp, şeylere, televizyona çıkıp kader inkar etmek ihtiyaç mıdır? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mı? Yok. Yani topluma kaderi inanmakta faydası var zarar mı? Bir kere iman esasından, sıkıntından, dertten üzerinden. Neyse. Şimdi bu adam kaderi inkar ediyor. Kalktım ben bu adamın arkasına baktım. Kaderi inkar edenler kimler? Kaderi inkar eden mezhepler kimlerdir? Ona baktım. Cebriye. Onun bir tarafını inkar ediyor. Mutezile, Kaderiye, Şia, Vehhabi, 72 tane fırka var. Bir baktım ki kaderi inkar eden Şia, Küllümen, Cebriye, geleceği kader, Kaderiye geleceği. Bir tanesi geleceği kader var diyor, geçmiş yoktur, ötekisi geçmişte var, geleceği yoktur. Ama gene inanıyordur, bir şey var. Ama küllümen kaderi inkar eden Şia. O zaman bu adamın kaderi inkar etmesini ispat etmeye kalkma, bu adam Şia olduğunu göster yeter. Şia'dır. Bitiyor. Böyle deva bitiyor. Yani deşifre etmek. Adamın kim olduğu. Çünkü sorulara cevap vermek tuzaktır. İhvan-ı Müslümin'e bunu yaptılar usta zamanında. Şimdi eleman, hizmet eden elemanları durdurmanın yolu bir, öldürmek. Onu yapamadılar. Nasıl yapacaksın? Benim gibi elemanlar, yani hizmet edenler, soruyla meşgul et. Soruyla meşgul edersen kendime yatırım yapamam. Sorulara cevapla meşgul olacak odamda. Bir de ulaşmam gereken cahillere, masumlara, halka ulaşamam. Çünkü sorulara cevapla meşgulüm. Sorulara... Böylelikle iki sene oyaladılar, sonra anladılar. Peki bunların en güzel cevap vermemektir. Cevabul ahmakul es-sükut. Ahmak en güzel cevap sükut. Çünkü niye? Avama ulaşmasınlar, bizimle ulaşsınlar diye İngiltere'nin kuralı şeyidir, sistemidir. Çünkü İngiltere zaten o beni getirmiş. O zaman çok ateistlerle böyle hiç meşgul olmuyor. Fransa'dan getirmişler. Fethullah'a da meşgul olmuşlar. Aynen. Fethullah'a da aynı yapacaklardı. Rumeli'nin geliş yöntemini yapacaklardı. Şimdi İngiltere şu. Meşgul et. Ulaşamazsın. Meşgul et. Öğrenemezsin. Seninle meşgul et. Kendinle meşgul et. İnternette vesaire cevaplar yazılıyor ya. Bu bir tuzaktır ve tuzak. Bit. Ben bir tane öğrenmesin. Hepsine de kızmışım. Evet. Bir tanesine cevap vermemişim. Benim Facebook'um yoktur. Evet. Yalnız iletişimlerimiz olsun derdiyiz. Nasıl? Bir WhatsApp grubum var o kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne der ki Hasan Akar adına da Facebook şeyler varsa dersleri koyuyorlar. Benimle de ben yapmıyorum. Bunların alakası yok. Ve bilmiyorum şifresini. Ama müsaade etmişim. Dersleri atın o kadar. Başka meşgul olmayın. Dersleri atılıyor. Takip edenler ne ders attığımızı sitede diyor. Kaderi inkar eden, kaderi inkar eden. Kaderi inkar eden. Kaderi. Evet. Kader. Cenab-ı Allah'a yani. Evet. Kaderi inkar eden aynı anda Allah'ı inkar etmek aynıdır. Melekleri inkar etmek, mühveti inkar etmek aynıdır. Mesela Şialarda 3 tane iman esası yok bizden. Şialarda 3 iman
esasımız ne? Yok. Melek yok. Yok. Bir, melekler iman yok. İman yok. İki, kitaplara yok. Onu da söyleyeyim. Üç, kadere iman yok. Sebebi, meleklerin için iman yok çünkü hata yapmıştır. Vahiyi Hazreti Ali'yi getirirken Hazreti Peygamber'e getirmiş. Karıştırmış, bu hata yapmış. Tabi Hasan soracağını da bilemedikleri için Şia imamları şunu karıştırmışlar. Soruyorum. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman kaç yaşındaydı? Hazreti Ali dedi Allah İslam olunca kaç yaşındaydı? 10 yaşındaydı. Yaşı. 10 yaşındaydı. Çoğu alimlere göre, çoğunluğuna göre on. Bazılarına göre on iki demiş. Peki, Cibril denen bir ciddi bir iş yapan, işlem yapan, Allah'tan vahiy getirip insana getirecek kadar Cebrail denilen bir sistem, 12 yaşındaki bir insanla 40 yaşındaki olgun bir insanı ayırt edemeyecek kadar haşa kafasız mıdır? Sen şimdi bana soruyorsun. Bu adam bu araya bir ara girdi şimdi. Sen kaç yaşındasın? 43. 43. Şimdi burada yapacağım. 10 yaşında çocuk koysak. Allah'ın peygamberini sevene soruyor. Bir yabancı birisi gelse. Bu kaç yaşında? Bununla bu eşit midir? 10 yaşında bu. Bu 40. Yani Cebrail gelip de 10 yaşına 40 yaşına ayırt edemiyor. Peki bu hatayı yaptın. Tekrar koştu. Geldim ya Rabbi. Ayeti ne yaptın? Allah hiç ilgilenmiyor. Götürdüm. Allah hiç ilgilenmiyor. Ne yaptın? Ya ben sana demedim mi ya? Ona götürmeyecektin. Ne yapalım şimdi? Tamam devam et. Böylelikle Allah yalan söylemiştir. Dolayısıyla yalan söylemek sünnettendir. Çünkü ilk yalan Allah söylemiştir. Çünkü devam etmiş o yanlışı Allah. Dolayısıyla melekler inkardır. Bu hata yaptığı için. Kitaplar ise 6666 tane değil 17 bin tane olduğu için kitaplar reddedilir. Kader zaten yoktur. Tamam. Kader şimdi, niye yok demişler? Niye inanmıyorlar? Kendi insan kendisi yapar diyor. Cebriye gibi. Kader yoktur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. Şey muhtezile. Kendi fiilin var. Cebriye kader var diyor. Muhtezile yoktur. Muhtezile kendi fiilin.